Büyük Sivas.com sizin için ne ifade ediyor? Büyük Sivas.com gerçekten Sivas'ta örnek olan, yani internetteki sosyal medya haberciliğinde baktığınız zaman, ben de bazen diyorum, Murat Şeyh'in, sizin Demir Belgin'in sizin yazdığı bir yazı vardı. Başkanı eleştiririz ama hak ettiği zaman da hakkını da veririz diye. Onu hiç unutmam mesela. Demek ki Büyük Sivas beni eleştiriyor. Eleştireceği bir şey varsa eleştirebiliyor. Ve bazen de eleştirmeden ziyade yaptıklarımızı da kamuoyuna doğru lanse ediyor. Şimdi Büyük Sivas'ın bizimle ilgili yaptığı haberlerde, helal olsun dediği haberlerin altında okuduğunda boş çıksın o haber, ben bir şey demiyorum. Hepsi gerçekten helal olsun denilecek haberlerdir. Eleştiri, Volkswagen yaptım, eleştirdiniz bizi. Dediniz ki Volkswagen Sivas'a, bayiliği bile yok Sivas'ta, Volkswagen'in şeyini açıyorsunuz dediniz. Ya bayiliği vardı, kapattı adam, gitti, ben ne yapayım? Biz fabrikasını kuracağız dedik. Onun dışında ben Büyük Sivas.com ekibine, başta tabii şu an Fatma Nur Hanım ve Cemil Bey burada, bütün kadrosuna, bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Dün basın toplantısında söylemiştim Cemil Bey. Doğru haber yapan, Sivas'ın gerçek menfaatleri için çalışan, bu lafım yanlış anlamasın, kimsenin adamı değil, ilin adamı olan, memleketin adamı olan, her basın camiasına boyrum kıldan ince, başımla, odamla, şahsi olarak. Yeter ki Sivas'ın tanıtımına katkı sağlasın. O gün de söyledim. Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer kurumlarımızın, gelin arkasında durun. Gelin bu Sivas'ın bu büyüme hızında yanımızda olun. Yanımızda olun. Nasıl yanımızda olursunuz? İşte yaptıklarımızı anlatarak, çabalarımızı göstererek. Birilerini eleştirmek değil, birilerine vurmak değil. Yani atıyorum şimdi çıkar adam yarın biri, Mustafa Eken benim paramı vermedi der. Örnek veriyorum. Ya ne yapalım şimdi, biz onun parasını vermediysem ispat etsin ben ne alacağını. Örnek veriyorum. Kanun elinde evrak yok, kanun yok dedi. Bu bir iftiradır. Biz bunu nasıl, bunu birileri yapıp ooo böyleymiş hem ile yıpratırsak birilerini, ben adıma söylemiyorum bunu genel. O zaman biz başarılı adamların önünü keseriz. Alttan diyoruz ya, alttan çekme. Alttan çekmeyi bırakacağız. Şehrin valisi, bugün Sivas valimiz Salih Ayhan. Bizim mülki amirimiz odur. Devletimizi temsil eden kişi odur. Biz ona bağlı olacağız. Onun kararlarını, ha eleştirmemiz gereken konu var mı? Tabii ki eleştireceğiz. Belediye başkanımızın eleştirmemiz gereken konu var mı? Tabii ki eleştireceğiz. Ama eleştirilecek bir konu yok. Sırf eleştiri yapmak için eleştirelim valiyi. Yazalım sosyal medyadan. Ya yazıktır ya. Yani adam görevini yapıyor diye ve belediye başkanı görevini yapıyor. Ve o da başkanı. Şu an konumuz bensem, yapıyorum diye. Yani siz beni niye eleştiriyorsun? Demin anlattım. Eğer Sivas'a bir zarar veriyorsam, Sivas'ın geleceği için çalışmıyorsam, Sivas için gayret göstermiyorsam. Teşekkür ediyorum. O gün bir haberinizde gördüm. Şey yazmıştınız. Allah için, Sivas için, esnaf için, esnaf için gece gündüz çalışıyor yazmışsınız. Yani siz beni bunu övmek için mi yazdınız? Vallahi değil. Bana göre değil. Beni övmemişsiniz. Normali yazmışsınız. Yani ben gece gündüz esnafım için, gerçekten tüccarım için çalışıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Belki izleyeceğim diyor ki tabii çalışacaksın kardeşim. Belki biraz sonra yorum gelecek şey yayınladığınızda alttan. Tabii ki çalışacaksın. İşin o. Buradan söylüyorum. Biz burada çalışan personel değiliz. Bizim işimiz üyelerimizin seçimiyle, oyuyla ve vekaletiyle geldik. Onlara layıklı iş yapmak. Yani orada hani bu anlatmalarımı niye anlatıyorsun diye biri yorum yazdığında bunu da cevabını ben şimdiden ben vermiş olayım. Benim odadaki bütün personelim ekmek parasını buradan çıkarıyor. Ben hariç. Yani o anlamda biz buraya ekmek kapımız değil, bura bizim ekmek kapısı çıkarabileceğimiz, binlerce, on binlerce insan ekmek vereceğimiz bir çatı. Ben de bu çatıya şu an temsilen buradayım. Sizler de bugün bu çatının misafirisiniz. Beraber siz görevinizi yapıyorsunuz. Bana bugün bu şeyi verdiniz, fırsatı verdiniz. Ben de size vallahi de billahi de izleyicilerimiz bunu yanlış anlamasın. Ne soracağınızı, ne soracağınızı, ne sorduğunuzu bilmeden bugün buraya karşınıza oturdum. Hani bazen vardı, soruları önceden alırız, veririz, bakarız. Bunu sorma, bunu sorma. Vallahi de billahi de şahitsiniz. Hiç demedim ki bir şey sormayın bana demedim. Her şeyi sorabilirsiniz. Yanlışımız varsa onu da sorun. Mustafa Başkanım, hayır sen şurada yanlışın var. Hiçbir gün şunu yapmadın. Hiç Sivas'la ilgili yapmadın. Ne bileyim falan filan deyip ben de dedim ki doğru, bu da bizim hatamız. Bunu da kabul edeyim, ediyorum diyeyim yani.